Bismillahirrahmanirrahim. Bir pandemi dönemini yaşıyoruz. Biraz normalleşmeye doğru bir adım atıldı. İnşallah Rabbim tamamına erdirsin bu normalleşmeyi. Vatanımız, milletimiz, cümle İslam diyarı ve İslam ümmetini bu pandemiden, cümle hastalıklardan, vebalardan, belalardan, felaket ve musibetlerden halas eylesin. Huzura, esenliğe, selamete erdirsin. Kardeşlerim, yaşanan her türlü sıkıntılar, dert, musibet ve belalar birçok sebebe bağlıdır ama bunlardan bir tanesi de bizim hata ve günahlarımızdır. Bazen Allah Celle Celaluhu bizim derecelerimizi yüceltmek, sabrımızı ölçmek için bela musibet verir, doğrudur. Ama bazen de bizim hata ve günahlarımızın neticesinde hem cezamızın peşin bir kısmı olmak üzere hem de uyarı ve ikaz olarak Rabbimiz bize bazen musibet ve felaketler verir. Kur'an-ı Kerim'de helak edilen geçmiş kavimlerden bahsedilmesi bu manadadır. Kur'an'ın birçok ayetlerinde Rabbimiz bizden önce gelmiş geçmiş milletlerin kendilerini yoktan var eden, onlara rızık veren, ekmeklerini, sularını, teneffüs ettikleri oksijeni, havayı veren Allah'a isyanları neticesinde helak edildiklerini beyan buyurur. İşte bu beyanın kendisi bizler ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için bir uyarı ve ikazdır. Yani Rabbul Alemin her bir geçmiş kavmin kıssasını, helaklerini anlatmakla bize diyor ki ey kullarım, aklınızı başınıza alın, hizaya gelin, istikamete gelin, Allah'ın emrine isyan etmeyin. Sizden öncekiler isyan ettiler, onları böyle böyle cezalandırdık. O halde gelin ve Rabbinize teslim olun, onun emrine uyun, ikazını, uyarısını yapmaktadır Rabbimiz. Kardeşlerim, işte bizim bu yaşadığımız pandemi, bu yaşadığımız sıkıntılar, hastalıklar ya da kuraklık, aşırı sıcak vesaire vesaire, bütün bunları da bu açıdan değerlendirmek lazım. Eğer biz Rabbimizin emrine amade, farzları yaşamak, haramlardan sakınmak konusunda, bizi Allah'a yaklaştıracak ameller konusunda üzerimize düşen görevi yapıyorsak, bütün bu sıkıntılar bizim için sadece derecedir, sadece mükafattır, sadece bir sabır ölçüsüdür. Ama eğer bizim isyanlarımız varsa, o zaman geçmiş kavimlere ceza olduğu gibi bize de ceza ve ikazdır. Bu açıdan kendi kendimizi ölçüp biçebiliriz. Bizler acaba Rabbimizin emrettiği sınırların dahilinde miyiz, yoksa o sınırları taşıyor muyuz, ona bakacağız. Kardeşlerim, böylesi musibet ve belalar hemen uyanmayı, hizaya gelmeyi, Allah'a kulluğa dönmeyi, ona şükrün, ona taatın, ibadetin hakkını vermeyi gerektir. Aklı selim bir mümin yaşadığı her bolluğu da her dallığı da bu açıdan değerlendirir. Eğer gelen bolluk kendisinin Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine amade olması, bu emirlerini yerine getirmesi neticesinde ise buna hamd etmesi ve gelecekte daha çok Allah'ın nimetlerini, ikram ve ihsanlarını hak edecek amellere koyulmak. Ama aksi şekilde ise, isyanlar varsa, eksikler varsa onları telafi etmeye çalışmalı. Darlık ve musibeti ise değerlendirirken, eğer günah ve hataları varsa onlara tövbe istiğfar etme ve bundan sonraki hayatında Allah'a kul, peygambere ümmet olmak için ders ve ibret olarak değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla kardeşlerim,
Bu pandemi sonrasında, ki tamamen geçmiş değil, önümüzdeki kış ne olacak belli değil. Allah'tan ümit ederiz ki bu yazdan sonra bu pandemi son olsun. Ancak şöyle veya böyle bizim bundan ders almamız ve Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uymak konusunda bunları bir uyar ve ikaz olarak almamız. Bundan sonraki hayatımızda ona hamd ve şükür, ona taat ve ibadeti çoğaltmamız gerekir. Bir taraftan da yazın içerisindeyiz. Geçmişte bekletilmiş, ertelenmiş düğünler, nişanlar, kınalar vesaire gibi bizim bir takım nedir? Sosyal aktivitelerimiz var. İşte yaşadığımız bu pandemi bizim bütün bu aktivitelerde de Allah'a kulluğu hatırlamamızı ve gereğini yapmamızı gerektirir. Öyle değil mi? Müslüman Allah'ın emrine teslim olan insan demektir. Pazarlıksız bir şekilde Allah'ın emrine teslim olan insan. Caminin dört duvarı arasında Allah'a kul, camiden çıktıktan sonra asi değil. Namaz kılarken mümin, ticaret yaparken ise gayri mümin olamaz Müslüman. Müslüman hayatının her aşamasında, her safhasında, her amelinde Allah'a teslim olan insandır. Bazı insanların efendim onun yeri ayrı, onun yeri ayrı diyerek namaza, camiye geliyor ama çocuğunu evlendireceği zaman, nişanını, düğününü yapacağı zaman binbir türlü haramla iç içe yapıyor. Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ya da işte özel hayat, tüzel hayat ayrımı. Bu benim özel hayatımdır diyor birileri. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bizim özel hayatımıza da, tüzel hayatımıza da, bizim hayatımızın tamamına program koymuştur. Tamamına hükmetmektedir Rabbul Alemin. Ben efendim sadece namaz, niyaz, oruç tutma, zekat verme konusunda Allah'a kul olurum. Ama ticaretimde, sosyal hayatımda, giyim kuşamımda, yeme içmemde, kazanmamda, harcamamda keyfim nasıl istiyorsa öyle davranırım diyemez mümin. Hayatının tamamında Allah'a kul olmak zorundadır. İşte bunlar, bu kabilden olarak bu birikmiş sosyal aktiviteler, düğünlerimiz, nişanlarımız, kınalarımız, yani sevinç günlerimiz, bunları yine sevinç günleri olarak ifa ve icra edelim. Ama bizi yoktan var eden Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu sınırları çiğneyerek değil. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Es-sebebu kel-fa'il" buyurur. Bir şeye sebep olan onu yapan gibidir. "Ed-dallu alel-hayri kefa'ilihi" der. Bir hayra delalet eden, bir insanı bir hayra, bir iyiliğe teşvik eden, onu yapmasına vesile olan, onu yapan gibi sevap kazanır der. O halde kardeşlerim, bir insan, bizler, çoluk çocuğumuzun, oğlumuzun, kızımızın nişanını, kınasını, düğününü Allah ve Resulünün emrine uygun bir şekilde yaptığımız takdirde sadece o işle ilgili bireysel bir sevap kazanmış olmayız. Oraya katılan insanların sayısı kadar da artı sevap kazanırız. Neden? Çünkü onların hepsinin sevap kazanmasına vesile olun. Ama tam aksi olursa, eğer biz çocuklarımızın bu evlilik programlarını binbir haramla iç içe yaparsak, sadece bireysel bir haram işlemiş olmayız. Oraya gelen insanların işledikleri bütün haramlar kadar da artı haramı kazanırız. Oraya 500 insan gelse
Her birisi birer haram işlemiş olur ama biz 500 tane harama sebep olduğumuz için onların hepsinin günahı kadar günah yüklenmiş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Bu konuda elbette uyarıcı naslar çoktur. Mesela bir hadis şöyledir: Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ucuru men amile biha min ba'dihi ve la yunkasu min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَأَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Kim güzel bir çığır açarsa, kim güzel bir iş yapar ve o güzel bir işin bir yerde de adet haline gelmesine vesile olursa, o güzel amelin sevabı ve kendisi ölüp gittikten sonra bile, hayatta olsun öldükten sonra olsun, o güzel ameli yapanların sevabı kadar da kendisine sevaplar yazılır, diğerlerinin sevabı eksilmeksizin. Ama tam aksine, kim kötü bir çığır açarsa, kötü bir işin, bir günahın adet haline gelmesine sebep olursa, bir çığır açarsa o konuda, o kötülüğün günahı ve kendisinden sonra o kötülüğü yapacak kimselerin günahı kadar kendisine günah yazılır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu ve benzeri hadisler bizim kına, nişan, düğün ve benzeri programlarda bu işleri Allah'ın rızasına uygun mu yoksa aykırı mı yapıyoruz, ona bakacağız. Efendimiz Aleyhisselam en hayırlı meclis Allah ve Resulün rızasına uygun olan, muvafık olan düğün meclisleridir der. En şerli meclis ise Allah ve Resulünün rızasına aykırı olan düğün meclisidir. İşte biz düğünlerimizi, nişanlarımızı Allah ve Resulünün rızasına uygun yaptığımız takdirde o iş bizatihi ibadete dönüşüyor. Oraya katılan bütün katılımcıların her birisi ibadet etmiş oluyor. Gidiş gelişleri kadar adımları başınca sevap alıyorlar. Bizler de onların sevaplarının tümünün sevapları kadar sevap alıyoruz. Ama tam aksine bizim bu programlarımız binbir türlü haramla iç içe olduğu takdirde hem o işin günahı hem de oraya gidip gelen insanların hem geliş gidişteki adım başı günahları hem de orada bulunurken ki alacakları günahlar kadar bize de günah yazılır. Bakınız, başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur: El aynani tezniyan ve zinahuma en-nazar vel yadani tezniyan ve zinahuma el-batş. Gözler de zina eder. Gözlerin zinası bakmaktır. Eller de zina eder. Ellerin zinası tutmaktır. Hadisin bir başka versiyonunda kulakların zinası dinlemektir, dilin zinası konuşmaktır, ayakların zinası yürümektir, kalbin zinası hayal etmek, düşünmektir der Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir insan organlarıyla, hangi organıyla şehvete ve harama dalarsa hükmen zina yapmış gibi sevap günah kazanmaktadır. Buna sebep olan insan ise oraya gelen insanların hepsinin günahı kadar günah yüklenmiş olacaktır. Allah muhafaza eylesin. O halde kardeşlerim, hiçbir mümin, efendim cenazemi kaldırıyoruz, gençler ömürlerinde bir defa evlenecekler, biraz kurtlarını döksünler diyerekten dans tümbelek, kadın erkek iç içe müstehcen türkü şarkılarla, dans dümbelekle yapılan düğünler, işte bu bahsettiğimiz bütün haramların hepsini içerecektir. İnsanlar elleriyle namahrem başka eli tuttuğu zaman eliyle zina yapmış hükmünde olacaktır. Gözleriyle şehvetle baktığı zaman gözleriyle zina yapmış hükmünde olacaktır. Kalbiyle düşündüğü zaman, diliyle konuştuğu zaman, ayağıyla öylesi yere yürüdüğü zaman, kısacası her hareketiyle
haram işlemiş olacaktır. Ve bu işi yapan insan, o programı yapan insan ise bütün o gelen insanların günahı kadar günah kazanacak. Belki bunun yerine bunu sevaba dönüştürmek varken niye onu yapıyoruz, değil mi? Yine sevinç içerisinde olacağız. Yine neşeleneceğiz. Ama Kur'an okuyarak, ama ilahilerle, kasidelerle, ezgilerle, oraya melekleri davet ederekten, şeytanları kovaraktan bir program yapmış olacağız. Evet, Allah'ın anıldığı yerlere bizim bilemeyeceğimiz kadar melekler doluşur. Ta arşa kadar kuşatırlar. Eğer çoluk çocuğumuzun düğününün nişanını, kına gecesini ilahilerle, Kur'an ile, besmele ile, tekbir ile, tesbih ile, tahmid ile yaptığımız zaman bizim hiç bilemeyeceğimiz kadar melekler gelirler oraya. Melekler öyle yerleri seviyorlar. Ama şeytanlar ise onun aksi olan yeri seviyor. İşte biz kardeşlerim, farkındayız ya da değiliz, çocuklarımızın bu programlarını İslam'a uygun yaptığımız zaman çok yönlü bir hayır kazanmış oluyoruz. Melekleri evimize, hanemize, programımıza davet etmiş, meleklerle arkadaşlık yapmış oluyoruz. Meleklerin ev sahipliğini yapmış oluyoruz. Melekler bize misafir geliyorlar. Ama haramlarla iş işe yaptığımız zaman ise tam aksine şeytanlar doluşur. Melekler oralardan uzak olurlar. Şeytanlarla arkadaşlık yapanlar ise her an her türlü tehlikeye maruzdurlar. O halde kardeşlerim, bu benim özel hayatımdır diyerekten hiçbir Müslüman çocuklarının düğününün nişanını, kınasını İslam'a aykırı bir şekilde yapamaz. Okuduğum ayet-i kerime Nur suresi 30. ayet idi. Bu ayette Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamber, mümin kullarıma söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını da korusunlar. Bu onlar için çok daha temiz ve çok daha hayırlıdır. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu onların bütün yaptıklarından haberdardır buyurmaktadır. Efendim, benim özel hayatım. Bakın, Rabbimiz diyor ki ben sizin bütün yaptıklarınızdan haberdarım ve hepsini kayda geçmekteyim diyor. 31. ayet, bir sonraki ayet de bu ayet müminlere, yani erkeklere hitap ediyor. Sonraki ayette diyor ki وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Ey peygamber, mümine kullarıma da söyle, mümin kadınlara da söyle ki gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını korusunlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Görünmesi zaruri olan eller ve yüzleri hariç hiçbir mahrem yerlerini göstermesinler. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Başörtülerini ise yakalarını örtecek şekilde, gerdanlıkları falan görünmeyecek şekilde örtünsünler. Dikkat çekmeyecek şekilde örtünsünler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Ve ziynet eşyalarını da teşhir etmesinler. Erkeklerin dikkatini çekecek süsler takınmasınlar. Makyajdan, şundan, bundan uzak olsunlar. Bu Nur suresinin 31. ayetinin son kısmında ise Rabbimiz der ki, ayrıca o kadınlar kendi ziynetleri ortaya çıksın ve bilinsin diye ayaklarını yere sert vurmasınlar. Eskiden kadınlar halhal takarlardı. Ayaklarına gümüşten, ayak bileklerine gümüşten halhal dedikleri bir süs takarlardı. Bu defa onun da hışırtısı erkeklerin dikkatini cezbetsin diye bir takım kadınlar ayaklarını yere sert vururlardı. Yani bizim bugünkü demir topuklar, çelik topuklar var ya, bazen resmi daireye, bir daireye giriyorsunuz,
bir yerden takur tukur, takur tukur sesler geliyor. Bir bakıyorsunuz ki 150 metre ötede koridorda bir hanımefendi yürüyor. Bütün insanlara bana bakın işte ben buradayım der gibi bir hal. Kadın avret demektir, kadın mahrem demektir, kadın namus demektir. Öyle bir hale geldi ki bu gerçekleri anlatmak, çağ dışılık, tutuculuk vesaire vesaire olarak algılanır oldu. Biz böyle değildik. Kardeşlerim, burası Gaziantep. Şehit Kamil Fransızların kendi annesinin çarşafına el uzattıkları için şehit edildi. Evet, İslam'da ilk savaş başörtüsünden dolayı, tesettürden dolayı çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman bu hicretin ikinci yılında olsa gerek, bir mümine kadın bir Yahudinin kuyumcu dükkanına bir eşya almaya gitti. Onlar da o kadının başörtüsünü, onun tesettürünü çektirerek açmaya çalıştılar. Ya da başka bir şekilde kadının mahrem yerleri, yani yüzü dışındaki bedeni, saçı görünecek şekilde bir müdahalede bulundular. Kadın dışarıya çıktı ve müminlerden aman diledi, yardım istedi. Bir mümin geldi, bunu yapan Yahudi'yi katletti. Yahudiler de o mümini katlettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kaynuka kabilesine savaş ilan etti ve onların hepsini Medine'den sürgün edinceye kadar da muhasarayı kaldırmadı. Mahallelerinden muhasarayı kaldırmadı. Bu ilk savaşın temelinde başörtüsü vardır, tesettür vardır. Bir kadının başörtüsüne, bir kadının çarşafına el uzatılması vardır. İslam tarihinin birçok destanları vardır. Bu şekilde başörtüsü adına yazılmış olan destanlar vardır. Ama bizim anlayışımızı değiştirdiler. Adeta tesettür isteğe bağlı bir aksesuar gibi algılanır hale geldi. Hayır. Tesettür imanın simgesidir. Tesettür namusun, iffetin kalesidir. Tesettür mümine bir kadının kimliğidir. Mümine kadın tesettürsüz olmaz. Ve aynı zamanda bu tesettürün İslam'ın ruhuna da uygun olması gerekir. Tesettür kimsenin dikkatini çekmeyeyim, bana kimse bakmasın manasınadır. Bana bakmadan geçme manasına değildir. Bugün bizim tesettürümüzü de o hale getirdiler ki adeta herkesi kendine doğru cezbedecek, bana bakmadan geçme diyecek hale getirildi tesettür. Bu da ayrı bir konu. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyurur: Sınfani min ehlin nar lem erahumme ba'du nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ala ru'usihinne emsalu esnimetil buhtil ma'ile لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ نَصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. Evet, İki sınıf insan cehennemliktirler. Şu anda onlar sizin aranızda yoklar ama ileride olacaklar diyor. Bunlardan birincisi giyinmiş çıplak kadınlar. İfadeye bakınız. Giyinmiş ama çıplak hükmünde olan kadınlar. Nisaun kasiyatun ariyat.
giyinmiş ama çıplak hükmünde kadınlar. Onlar saçlarını deve hürgücü yapar dikkat çekmek için. Yürürken kırıtarak yürür, konuşurken sırıtarak konuşur. Yine dikkat çekmeye çalışır. Erkeklerin şehvetini tahrik eder, hareketler yapar. İşte onlar var ya, cennete giremezler ve çok uzaklardan hissedilen cennetin kokusunu da alamazlardır Efendimiz Aleyhisselam. İkincisi ise ellerinde sığır kuyruğu misali kamçılar bulunan ve insanlara vuran, insanlara zulmeden erkeklerdir. Ama bizim konumuzla ilgili olan giyinmiş çıplak kadınlar ifadesi çok manidardır. Ne şekilde bir kadın giyinmiş olduğu halde çıplak sayınır? Giyinir ama bütün mahrem yerlerini örtmez. Kadın sadece yüzü ve elini bir mazeretten dolayı açabilir dışarıda. Onun dışında göğsünü, işte gerdanlığını, saçını, orasını, burasını insanlara teşhir edemez kadın. İman eden bir kadın bunu yapamaz. Bu büyük bir haramdır. Bu sosyal bir haramdır. Bu sürekli bir haramdır. Nasıl ki tesettür sosyal ve sürekli bir ibadetse, açılıp saçılmak da sosyal ve sürekli bir haramdır. Şimdi, ya da kadın giyinir ama vücut hatlarını belli edecek şekilde daracık elbiseler giyer. Şu anda maalesef tesettürlü bayanlar bile bu şekilde giysiler tercih eder oldular. Vücut hatları belli edecek şekilde elbiseler. Ya da kadın örtülmüştür ama tenini belli edecek şekilde ince elbiseler giymiştir. Adına transparan bilmem ne denen bir takım elbiseler. İşte Peygamber Aleyhisselam bu kadınlar hakkında giyinmiş de olsa çıplak hükmündeki kadınlardır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki bir kadın tesettürlü olduğu zaman, biz şimdi namaz kılacağız, yarım saat sürecek namazımız, yarım saat ibadet etmiş olacağız. Ama bir kadın tesettürlü olduğu zaman her dakika, her saniye kendisine ibadet yazılmaktadır. Allah'ın emrine uymuş olmaktan, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine uymuş olmaktan. Evet, tesettür sosyal ve sürekli bir ibadet. Ama aksini yapmak ise, açılıp saçılmak ise sosyal ve sürekli bir günahtır. İşte kardeşlerim, çocuklarımızın düğünlerinde, nişanlarında, kına gecelerinde eğer biz programı İslami bir program olarak yapar, Allah'ın anılmasına, Kur'an okunmasına, insanların dua ve zikirlerle meşgul olmasına vesile olursak, bütün katılımcıların sayısı kadar sevap kazanırız. Ama bir sürü haramların iç içe, görüntüsüyle, sesiyle, müziğiyle, dansı dümbeleğiyle bir sürü haramların iç içe olacağı şekilde programlar yaparsak, oraya katılan insanların sayısı kadar günaha sebep olur ve onların sayısı kadar günah kazanırız. Allah muhafaza eylesin. Rabbim her halinde, her davranışında Allah'ın emrine teslim olan salih kullarından eylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.